Balkan Harbi Türkiye'ye ne getirdi? Balkan Harbi Türkiye'ye bir sürü göçmen getirdi. Arnavutlar o zaman ya siz bizi niye böyle yalnız bırakıyorsunuz dendi, demişler ki biz buranın otoptan halkıyız. Sizi Aşağı buradan yukarı kovacaklar, biz burada kalacağız. ne kadar göçmen geldi? Efendim? Bu savaşların sonunda aşağı yukarı ne kadar göçmen geldi? 500. Şimdi Balkan göçmenlerini esasen şey olarak görmemek lazım. Şeye kadar geldiler biliyorsunuz. Yani bizim gördüğü, hatırladığımız yıllara kadar geldiler. Burada şey 400 bin falan ilk şeyde kaçanlar. İlk avazda kaçanlar 400 bin kişi falan. Bulgaristan o çağlarda mesela Bulgaristan parlamentosu var. Bulgaristan parlamentosunda şeyler oturuyor. Türk milletvekilleri var. Hiç onlardan biz bahsetmeyiz. Merak edilen bir şey. Ne yaptılar? Nasıl davrandılar? Bulgar ordusunun çok Türk askeri var. Çünkü neredeyse Bulgaristan %50'si Türk olacak. Yani bütün şeyler kaçmış değiller. Ondan sonra komünizm falan geldikten sonra daha arttı oradan şeyler. İşte o Tito zamanında 53'te mi ne şeyler geldiler. Neydi bu Yeni Bosna'ya falan gelenler geldi. Sonra bu Jivkovukiler geldi. Geldi Allah geldi. Buradaki şeylere bir daha komutanlığa işaretledim. Bulgarların Fişev var ikinci komutanı. Robert Kolej mezunu. Robert Kolej mezunu. Ondan sonra bizim Mahmut Muhtar Paşa olsun, şey olsun, efendime söyleyeyim, Abdullah Paşa, bu da Galatasaraylıdır. Şeyde de yerler Galatasaraylılar birbirlerini tanıdıkları için cephede şey subayla ucuz kurtuldular diye. Bulgar ordusunda çok Galatasaraylı var. Ondan sonra şey mesela Karadağ ordusunda Sütçü Milo var, Galatasaray'ın meşhur efsanevi ilk takımın sağ açığıdır. Martir olmuş o. Ya düşünüyorsunuz ya bu adam üzülsek mi? Yani alt tarafı bir Türk sporcusu sayılır. Karadağlı Milo. Şeylerden Çatalca'daki yapılan savunmada bu Almanlara karşı yapılan Paris savunmasına çok benzeyen yerler var. Siviller hakikaten gönüllü olarak iştirak etmişlerdir. Mesela şey Darülfünun şeyi var. Taburu diye bir şey var. Galatasaray'ın o zaman hademeler filan gönüllü olarak gitmişler. Biliyoruz resimler. Çok şehitlerimiz var zaten. 64 yaşında şeyimiz var. Kaybımız var orada. Ondan sonra şey halk fırınlar Rumların elinde. Fırınların Rumların elinde olması savaşın ilk başında bu peksimet falan takviyesini çok zorlaştırıyor. Kozmide diye bir zat var meşhur. Onun adı tanınır. Rumcu olan onun elinde ta Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman İttihatçıların kafası çalışıyor ama ilk iş olarak da fırınları ve değirmenlere el korurlar kara kemer. İlk yaptığı iştir. Çünkü Balkan Harbi hakikaten biz bir daha bunu yaşamayacağız şeyiyle bitmiş bir şey. Yani böyle bir felaket. Yani askeri açıdan da yaşamayacağım, sivil açıdan da yaşamayacağım. Ben bu felaketi yaşamayacağım kardeş. Hikayesi. Bir Mustafa Kemal şey Sakarya'dan sonra şeyi bir yıl bekledikten taarruz için beklediği zaman ya ne korkak adamsın ne bekliyorsun falan filan. Adamın iki tane tecrübesi var. Biri Çanakkale'deki 19 Mayıs gecesi korkunç tecrübesi. Bir tanesi de işte Bolayır'daki korkunç tecrübesi. Askeri böyle koşturduğun zaman nasıl kırıldığını görmüş birisi. Dersini almış. Nasıl şey Filistin'de şeyi çekilmeyi öğrenmiş. Şeyde de beklemeyi öğrenmiş. Balkanlarda beklemeyi öğrenmiş. Zaten o tecrübeler olmadı. Diyorlar ya tecrübesi de işte bu tecrübeler burada kazandırıyor. Tecrübe Abdülhamit Devri'nde olduğu gibi şey cephanelikler kapalı mühürlü. Sen sadece şey bu yürüme resim geçit yapıyorsun. Balkan ne vakit şey yapılmış. Şeyin Abdülhamit'in tecrübeli subayları şeye girenler 97'de Yunan Savaşı'na girenler ki orası seferberlik olmadan kol ordudur şey. Onlar da ta Hüseyin Avni Paşa'lı şeyinden reformundan sebeplenmiş son askerler. Plevne'yi koruyan Abdülezzet Paşa'lar bilmem neler. Ondan sonra neredeyse dur bakayım 90 15 yıl resmi geçit askeri. Resmi geçit askeri. Buraya şey göndereceksin. Adam diyor orada diyor muzaffer olurlarsa dönüp darbe yaparlar. Aklı fikri darbeye takılmış. Yani bu kadar akıllı bir insanın bu kadar darbeye şey olması, takılması haklı mı? Belki haklı. Can cümleden aziz. Ama sen padişahsın ya. Padişahsına bir yerde bir şey riske gireceksin yani. Şurada bir yer var, onu göstereyim size. Son veda olsun diye gösterecektim. Efendim, burada ne var? Pardon.
Ben de orası merak ediyorsam. Geçenlerde kaybettiğimiz İbrahim Paşa. Allah rahmet eylesin şeyi parga burası. Parga. Pargalı pargalı var ya işte pargalı buradaki. Parga şehri burası. Burası bir balıkçı köyüymüş, halkı da Arnavutmuş. İbrahim Paşa'nın Arnavut olması ihtimal çok kuvvetlidir. Şimdi bu kadar olsun. Çok geniş bir konu. Bunu şey olarak düşündüm. Bir yerde ders olarak verseydim. Sömestr, iki sömestr anca yeterdi. Ondan sonra haftada 4 saat anca yeterdi. Bu çok kalabalık bir şey. Şurada sadece Alman belgesi. Benim yanıma alabildiğim, getirebildiğim 12 büyük cilt. 12 büyük cilt. Neler, 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 neler var. Ondan daha fazla İngiliz belgesi var. Rus belgelerinin sadece Batı diline tercüme edilmiş bir o kadarı var. Bizim hala birilerinin böyle ay bakmayın dedikleri var. Var, o da var. Fakat Balkan, burası tarihle var. Hani geçmişten ders çıkartılacaksa filan, Osmanlı tarihini veya Türk, bütün Türkiye tarihini, burası kadar insana ders veren bir şeyi alana olmamıştır, olmayacak. Çok acı bir ders. Çok korkunç bir ders, müthiş bir travma. Ve bugün burada onu bilenler için, benim için de bile bizim Balkanlarda fazla kaybımız yok bir kişi. Ama bende bile o travma var. Atlatamıyorsunuz, düşünüyorsunuz, geçiremiyorsunuz. Ondan sonrası şeydir, nafiyedir. İnşallah insanlar öğrenmeyi öğrenirler her şeyden önce. Ondan sonra ders almayı öğrenirler. Zorlu olacak şey değil tabii bunlar. Bunlar zihniyet meseleleri. Biraz geri kalmışız. Ümidimizi kesmeyeceğiz. İnşallah bizler de şey gibi, böyle başka ülkelerde olduğu gibi gayet şey olarak, somut olarak tarih nedir, tarihtir. Yaşanmıştır, ne yaşanmışsa onun tartışmasını yapar. Tartışmasını da yapmasın tabii, ne yaşanmışsa onu aksettirirsin. Tartışmayı yapmak siyasal bilimlere mahsus bir şey. Öğrenirsin. Bir de şey yaptığımız gibi burası, şu gördüğünüz kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun en zengin, en gelişmiş yeri. Bunu unutmayın sakın. Hani derler ya işte falan yer geri kaldı çünkü şey fakir olduğu için ayaklanıyordu şu tabi. Buradaki aşağıya İspanya'daki Basklara benziyor. Esas Bask bölgesi burası. Basklar da İspanya'nın en gelişmiş adamları. İspanyollar da falan çok üstünler. Bankacılık falan hep ellerindedir. Burası da. Burada en döküntü, en gökün komitacı ilkokul öğretmeni. En döküntüsü, o nerelere kadar gidiyor. Çeteler gittiği zaman başarılı kurmay tubaylar mı? Çeteler, çete aranacak, çete bir şey. Çeteler de küçümsemeyin. İnşallah çeteler konusunda 15 yılda filan sizlerle bir muhabbet ederiz. Bu yılın şeyi, sohbeti bu kadar. Şimdi sorularımız varsa onları alalım. Buyurun. Biraz şey yüksek şey yapalım. Osmanlı döneminde Fuat Paşa'da birisi var. Onun hakkında bilgi rica edeceğim. Bilgi hangi Fuat Paşa? Keşeci'de de. Bu Balkan Savaşları'nda olan. He, Deli Fuat Paşa. Teşekkür ederim. İkincisi, acaba yanlış mı anladım? Konuşmanız içerisinde dediniz ki, Tekirdağ'da ve Kumbur Gazi'nin oralarda Ermeni çeteleri gelmişler. Yanlış mı anladım acaba? Onu öğrenecektim. Teşekkür ederim. Ermeni çeteleri şeye kadar gelmiş. Tekirdağ'da bir gelmiş de, Tekirdağ'da fazla şey değil, esas yaptıkları daha ilerler. Selim Paşa'da filan bayağı ortalığı karıştırmışlar. Ondan sonra fakat intikam alındı da tabii Selim Paşa filan dediğim küçük bir şey. Tekirdağ Ermenisi demek daha kolay. O bakımdan yani. Tekirdağ Ermeni kızları çünkü antrenin boyuna bir çelenk takmışlar. Havayı da çelenkler takılıyor ya. O, ay hoş geldin filan falan. Antrenin yanında da bulunanlardan bir tanesi meşhur Tehrir Yandır. Hani hikaye anlatıyorlar ya, işte anacığının cesedini görmüş, bacasının cesedini görmüş. Yıllardır adam çetede orada, ilgisi yok yani. Gelmişler Ermeniler, oraya gelmişler. Ama Ermeniler demeyelim. Antrenmek için diyorum size, Yanya'daki savunmada Ermeniler var. Çok büyük fedakarlıklar yani şey yapıyorlar. Öbür tarafta çete geliyor. Devletin zaten görevi sapı samandan iyi kötüden ayırmaktır. Devlet bunu yapamadığı yerde tökezliyor. Ondan sonra sadece birine güvenmekle kendi şeyini kesiyor. Bu Osmanlı tarihinde her zaman böyle. Hani yok işte Arnavutları okşadım, Kürtleri bilmem ne yaptı, o şey yapmayacaksın. Sen diyeceksin sizler bu ülkenin şeyleri, vatandaş her neyse, bu ülkenin bireyleri olarak bu ülkede birlikte yaşamak için
Neye razısınız? İyilikle. Ondan sonra yoksa eşkıyayı görevlendirmek kolay bir şey. Ama o devam etmiyor, hiçbir yerde devam etmiyor. Çin'de de denenmiş, Hindistan'da da denenmiş. Hatta orta çağlarda Avrupa'da çok. Çünkü asker falı gelişmemiş. Ama bugün artık modern bir devirdeyiz. Kitle orduları var. 305'li bir ordu varsa siz size 10 tane eşkıya ya sen buraya köstülük ol diyemezsiniz. Bizim görüşüm benim odur yani. İşte Deli Fuat Paşa'yı da söyleyeyim size. Deli Fuat Paşa bayağı yaşlı. Şeyi organize etmesi için Çatal Çatlı'na getirmişler. O tarihte 90'da merdiven dayamış. 90'da merdiven dayamış. Deli Fuat Paşa'nın iki oğlu şehittir. Üç oğlundan ikisini şehit vermiş. Ondan sonra ve bir hafta arayla filan Galatasaray'da. Ondan sonra cenazeler kalkıyor. O üçüncü oğlan ağlamaya başlamış. Demiş seni de bundan yola gömmemi istiyor musun? Öyle bir şey, Çerkes. Bu